öncelikle süzgeç projemiz doğadaki kirli yağı, işte kirli fabrika atık yağını temizlemek için amacıyla yapılmış bir iş fikridir. Aslında insan saçı doğada çok çabuk kaybolabilen bir malzemedir. Onun ağaçken süzgeç yapılabiliyor. Doğada çok çabuk kayboluyor. Doğallıkla insan saçından yapılan bir projedir. Doğadaki sıfır atığı ve yabancı uyruklu arkadaş gençlerle, yetişkinlerle, Türk gençlerin yetişkinlerini bir araya getirmek ve kaynaşmasını sağlamak için yapılmış bir projedir. İşinde çok büyük rol oynayacak ayrı dalında. Bunlar nasıl bir rol oynayacak? Ortalığın toplanmasını, temizliğini, o atıkları şey yapacak. Tekrardan üstünden geçelim. Bu iş bitiminde bize bir ekip kurmamızı istediler. 3 öğrenciden ve bir grup lideri öğretmenden oluşan göçmenleri destekleyici bir proje olduğu için aralarından birisinde göçmen olması hasbel kader bölümünde hem kız öğrencimiz hem de göçmen öğrencimiz Nur oldu. Sonrasında biz bu filtreleme işinde biliyorsunuz. Kayseri Ayşe Balıköktü Meslek Eğitim Merkezi olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bakanlığımız ve Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu tarafından yürütülen İMEP projesi kapsamında iş fikri yarışmasına katıldık. Okulumuzda bir öğretmen ve 3 öğrencimizle beraber. Bu iş fikri yarışmasında son 12'ye kalan final ekibimiz Süzgeç adlı projesiyle kaldı. Bu takımımız 27-29 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan final etabına katılacaklar. İnşallah orada da ilk üçe girmelerini umuyoruz. Projemizin ismi Süzgeç. Süzgeç projesi kadın saçlarından, kuaförlerden atık olarak elde edilen kadın saçlarından bir filtre yapmayı hedefliyor. Bu filtreler fabrikalarda özellikle tatlı sulara ya da denize atılan kısımlarında filtreleme yapmayı hedefliyor. Saçların yağları çeken, suyu bırakan özelliğinden biz yola çıktık. Projemizi bu minvalde oluşturduk. Fabrikalarda daha uygun fiyata, daha ekonomik fiyata filtreleme yapmayı amaçlıyoruz. Ekibimizde 2 tane motor öğrencimiz Hasan ve Yusuf, 1 tane de güzellik ve saç bakım öğrencimiz, kendisi aynı zamanda göçmen, Nur El Said isimli öğrencimiz yer almakta. Ekibimiz 4 kişiden oluşmakta. Biz bu haliyle Ankara'da çalışacağız. Her yıl yüzlerce ton atığın denize dökülmesi, denizde yaşayan canlıların zarar görmesi ve sularımızı kirlemesinin neden olduğundan biz bu yönde bir çalıştırma yapmak istedik. Arkadaşlarımızla okulumuza toplanıp bunu nasıl engelleyebiliriz veya yenilenebilir bir şekilde nasıl daha iyi halledebiliriz diye konuştuk. Biz bunun en iyi yapılması için şöyle düşündük. İnsan saçlarının, atık insan saçlarının preslenerek bunların filtre şeklinde yapılıp doğaya dökülen atık yağların ve pisliklerin filtrelenmesi için kullanmak istiyoruz şu anda. Bu projeyi biz yazdık, çizdik, kaleme geçirdik şu anda. Projemiz 102 takım içerisinde ilk 12 takıma girdi şu anda. Biz finalist olduk. İnşallah bu projeyi hayata geçireceğiz.